Fatime'ye vermeyi düşünüyor. Her zaman satılıyoruz. Hem de Sağlık Bakanlığı köpekler var. Beslenme gerçekten burada büyük sorun. Siz bu bayağı tamam. Arkada devisi koyun. Biz şunu söylemek istedik. Biz daha bilimsel bir şekilde çıkalım ve aslında öyle bir şey yapalım ki gerçekten aşama aşama önümüzdeki süreci iyi tanımlayalım, görelim ve bunlar da kanıta dayalı olsun. Hayvanlarla insanların etkileşiminde aslında burada sınırlamamak gerek. Genel bir ekosistem etkileşiminde artılar ve eksiler var, belli dengeler var. Eğer biz bu mavi kürede birlikte yaşayacaksak bunu daha iyi bir şekilde yapmak zorundayız. Ve birbirimizin haklarına, başta yaşama hakkı olmak üzere saygı göstererek yapmak zorundayız. Gerekli önlemlerimizi alırsak kazaları daha az nasıl indirebiliriz? Bunu belki 5 yılda sıfırlayamayız ama çok yol alabiliriz. Ama hedef ölçülebilir olmalı bildiğimiz gibi. O yüzden de neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmek zorundayız. Sahada bir sayım yapacağız. Buna neye ihtiyacımız var? Birincisi neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmek için. Yani biz İzmir'de aslında gerçekten bahsedildiği kadar 400-500 bin hayvanla karşı karşıyayız. Yoksa çok daha azdır. Birincisi bunu anlamak için bir de bunların aslında üreme potansiyeliyle ilgili ekipler oluşturacağız ve sizlerden de birer günde olursa aslında katkı bekliyoruz yapımıza. Bunun nasıl olacağını konuşmamız gerekiyor. İkincisi bu sayımı yaptıktan sonra biz arkadaşlar belli aralıklarla yaptığımız müdahalenin aslında etkisini ölçmek istiyoruz. İzmir halkı bu konuda ne düşünüyor? Onu da tanımlamak zorundayız. Yani hangi koşullarda hayvanlarla temasta aslında İzmir halkı daha iyi hissedecek kendini? Sahiplenme koşulları için ne öngörüyorlar, ne istiyorlar ya da aslında neye ihtiyaçları var? Kendilerinin sorunlarını nasıl ifade ediyorlar? Bununla ilgili bir saha çalışması yapıyoruz. Bu saha çalışmasının örnekleme yöntemi ve sorunları tanımlandı. Şimdi bir saha çalışma firmasıyla anlaşma aşamasındayız. Bu havuzdaki çatışmayı ve sağlıksız bir ortamda hayvanların yaşamasını, insanlarla ilgili sıkıntıları özellikle azaltmak zorundayız.